Yepyeni bir günde daha karşınızdayız sevgili izleyiciler. Ben Anneyim başladı. Yine her zaman olduğu gibi çok keyifli bir program bizleri bekliyor. Sizler program boyunca mutlaka sorularınızla bize eşlik edin. Önerilerinizi, işlememizi istediğiniz konuları da belirtin sevgili izleyiciler, anneler, babalar. Çok değerli bir konu ve çok keyifli bir konu bizi bekliyor. Ben çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. Bugün biz isimlerin, çocuklarımıza koyduğumuz isimlerin hayatlarına, sağlıklarına, kişisel karakterlerine olan etkilerini konuşacağız. İsim koyarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çınarlar, yiğitler, doralar böyle değişik özellikle son yıllarda biz 2018'e doğru yaklaşırken çok ilk kez duyduğumuz isimlere rastlıyoruz. Ne kadar doğru yabancı isimler kullanmak, Kur'an-ı Kerim'den isimler koymak ne kadar doğru? Tüm detayları az sonra uzmanından öğreneceğiz. Aynı zamanda da çocuklarımızın ayak sağlığı ile ilgili de çok değerli bilgiler alacağız sevgili izleyiciler. Program boyunca sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşın. Ben Anneyim başlıyor. Hayatımız boyunca taşıdığımız isimlerimiz karakterimizi etkiler mi? Çocuklarımıza iki isim koymalı mıyız? Bebeklerimizin ismini seçerken nelere dikkat etmeliyiz? İsim doktoru, yazar Haluk Cebe az sonra Ben Anneyim'de anlatacak. Çocuklara nasıl ayakkabı alınmalı? Bebekler ilk adımı nasıl ayakkabıyla atmalı? Yanlış ayakkabı seçimi bebeklerde hangi sorunlara yol açar? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Doğan, bebeklerde ve çocuklarda ayak sağlığına dair merak edilenleri birazdan Ben Anneyim'de anlatacak. Evet, biz bayanların çok sevdiği konulardır bunlar. Astrolojiyi çok severiz, işte falı, haritayı severiz, isimlerin etkilerini severiz. İsim koyarken şuradan esinlendim deriz. Çok keyifli olacağını ve çok merak ettiğinizi tahmin edebiliyorum. Konuğumuz biyoenerji uzmanı, yazar, kendisine isim doktoru diyor. Kemal Haluk Cebe bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kemal Bey diyelim değil mi size? Vallahi her iki ismi de kullanabilirsiniz. Yani Kemal Haluk da diyebilirsiniz. Çünkü ben iki ismi de aktive ettiğim için. Daha ziyade Kemal Haluk demek daha doğrusu oluyor. Yani isimleri söylerken mümkün olduğu kadar olan isimlerin hepsini söylemek en doğrusudur. Yani iki isimliyse çocuğumuz iki isimliyse, ya da bir iki arkadaşımız. Iki aynen isim. Öyle. Kemal isminin de siz ne kadar değerli olduğunu bildiğiniz için dedenizin ismini aktive etmişsiniz. Evet, evet. Detayları konuşacağız. Diğer bir konuğumuz da ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Doğan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ayak sağlığı da tabii biz isim koyuyoruz, ediyoruz, güzellik falan diyoruz ama ne kadar önemli çocuklarda. Aynen öyle. Hani şimdi bunu detaylı bir şekilde tabii ki inceleyeceğiz ama maalesef hani annelerin haklı böyle bir takım gerekçeleri var ayak sağlığı ile ilgili. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle hani daha çocuk 6 aylık olduğu zaman aile bir ayakkabı arayışına falan girmeye çalışıyor. Hani böyle bir şeye hiç gerek yok. Çünkü ayağı bir doğal gelişimine, doğal akışına bırakmak gerekiyor. Tabii ki çocuk düşe kalka büyüyor hani haklı olarak ama hani o basınç problemleriyle ilgili hani aslında çok nadiren altında bir problem çıkıyor. Hani bunların birçoğu doğal süreç. Şimdi öncelikle hani bir çocuk aşağı yukarı işte bir yaş civarında hani 12 ay civarında yürümeye başlıyor. Evet. İşte 8-9 aylıkken de bir sıralamaya başlıyor. Ayağa kalkıyor, dikilmeye başlıyor. Şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Hani ayağa kalkan, dikilen her çocuk içe doğru, ayağının iç kısmına doğru basar. Normal şartlarda. Korkmayacağız her çocukta vardır. Hiç korkmaya gerek yok. Hani bu tamamen doğal bir durum. Şimdi aile hani bir nevi düz tabanmış gibi. Hani polikinkte o kadar çok görüyoruz ki yani aile çocuğunu kapıyor geliyor daha ayağı dikilir dikilmez. İşte bu çocuk içe basıyor, bu çocuk düz taban mı? Hayır, hiç böyle bir şeye gerek yok. Hiç böyle bir endişeye gerek yok. Şimdi bizim ayağımızın altında bir takım kavisler var. Hani bir o ayak altındaki kavislerin gelişimi yaklaşık 2,5-3 yaşından sonra oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla 2,5-3 yaşına kadar her çocuğun ayağı düz taban görünüyor zaten. Bu 2,5-3 yaşından sonra da yaklaşık 7-8 yaşına kadar bu gelişim süreci, ayak kavislerinin gelişim süreci devam ediyor. Ha, ayak 7'sinde neyse 70'inde odur. Hani 7'sinde artık o oturur, o tablo oturur. Hani bir de şöyle bir şey var. Hani ayak aynı nasıl çocuğun bir kişilik karakteri varsa ayağın da bir basış karakteri vardır. Bu her çocukta ayrıdır. Evet, dolayısıyla hani böyle birebir mutlak karşılaştırmak çok doğru değil. Ondan dolayı
2,5-3 yaşına kadar bir kere hani çocuğun ayak çok bariz bir deformite yoksa, hani doğumsal evet bir takım hastalıklar var. Hani bunları zaten en azından bir çocuk doktoru görüyor bu çocuğu. Çocuk doktoru zaten sizi yönlendirecektir ortopediye. Ama onun dışında hani çocuk doktoru yönlendirmedikçe böyle çok elzem, çok şart değil o ayağı görmek. Eğer bariz bir deformitesi yoksa. Bariz bir deformite var. Eyvallah. Yani ortopedi doktoru artık her yerde ulaşılabilecek bir şey. Hani görmesinde fayda var. Ha, şöyle bir şey de var. Hani biz bunlarda işte yıllarca, hani ben de dahil, ben de kullandım. İşte ortopedik ayakkabılar, tabanlıklar, işte yapma botlar. Hani artık bunları çok net ve kesin olarak söylüyorum. Bunların bir faydası yok. Çocukluk çağında mı yoksa hiçbir zaman mı? Yani yetişkinlerde de böyle kaygılar var ya, ortopedik alayım aman ayağım rahat etsin. Ortopedik ayakkabının tanımı şudur. Yani kitabi olarak bir tanımı yok. Ortopedik ayakkabı benim ayağımın rahat ettiği ayakkabıdır. Evet, benim ayağım ne rahat ediyor. Ne olursa olsun yani. Ne olursa olsun. Evet. Tamam mı? Ne olursa olsun. Şu demek değil tabii ki şimdi. Mesela sizin ayakkabılarınız gündelik ayakkabı için çok kötü. Çok kötü. Ya çok asla kötü. Bütün gün bununla durmamak lazım. Yani çocukluk şöyle ayakkabı giymemek lazım. Normal mesela erişkin için söylüyorum. Normal bir ayakkabının yaklaşık 2-2,5 santimetre bir topuğu olmalı. Bu evde de terlik olarak. Düzler terlik zaten alışkanlığı. Çok zararlı değil mi? O babet denilen. Babet de çok zararlı. Evet. Babet de çok zararlı ama yüksek topuk da çok zararlı. Evet. Özellikle dar, baksı dar olan, yani ucu dar olan sivri burun ayakkabıları. Örnek. Hani bunlar bir takım hastalıklara zemin hazırlıyorlar. İşte ne bileyim o evet. Parmak deformiteleri, yok oradan kemik çıktı, işte yok işte sinir sıkışması oldu, işte morton nöroma dediğimiz bir durum var, sinir sıkışıyor, ayağının altına çivi gibi batmalar başlıyor falan filan. Şimdi diyeceğim şu, yani çocuklar dediğim gibi yani bu şimdi çocuklarda bir sinir gelişimi var. Bu sinir gelişimi, miyelinizasyon dediğimiz bir olay yukarıdan aşağıya doğru gidiyor. Yani çocuk ilk önce ne yapıyor? İlk önce başını dik tutmaya başlıyor. İkinciye ne yapıyor? Eller kolları oynamaya başlıyor. Üçüncüye oturmaya başlıyor. Ondan sonra dikilmeye başlıyor. Ondan sonra en son yürümeye başlıyor. Yani bu ayaktaki sinir gelişimi yaklaşık 5-6 yaşına kadar devam ediyor. Dolayısıyla bu çocuğu 5-6 yaşına kadar bir kalıba sokmak çok doğru değil. 5-6 yaş diyorsunuz ya, biz daha yeni böyle bebek arabasına binmeye başlayınca bu bir ticari sektör zaten. Aynen hemen öyle. Yani, en iyi ayakkabıyı ayağına. Aynen öyle bir sektörde 6 aylık çocuk ayağında böyle bildiğiniz böyle marka bilmem ne bir ayakkabılar falan. Hiç böyle bir şeylere gerek yok. Hani böyle bir şey kullanacaksanız sadece ve sadece soğuktan korumak adına. Hani bir tek de patik evet. Tarzı yani patik tarzı bir şeyler kullanılabilir. Ama özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bu çocuğun ayak sağlığı için, ayak gelişimi için, hani o çocuğun nasıl karakteri için rahat bırakıyorsanız, nasıl müdahale etmiyorsanız, hani bir takım şeylerine, ayağı da rahat bırakmanız gerekiyor. Çıplak kesti aslında çıplak, en sağlıklısı değil en mi? En güzeli çıplak. Yani ben şunu söylüyorum, ben her zaman her yerde şunu söylüyorum. 2 yaşına kadar bir çocuğun ayakkabı ihtiyacı yoktur. Doğru. Afrikalılarda hiçbir ayakkabı sorunu yok. Afrikalıların ayakları çok güzel. Çıplak ayak geziyor. Düz taban ve içe basma hiçbir sorunları şey yok. Falan. Çünkü çıplak ayak geziyorlar. Evet. Ya ben her zaman şu örneği veriyorum bunlarda. Hani siz çocuğunuz doğduğu zaman işte mikrop kapacak, hasta olacak bilmem ne diye evden dışarı çıkartmıyorsunuz. Evet. Çocuk ne mikropla karşılaşıyor ne bir şeyle karşılaşıyor. Ama ilkokula başladığı zaman hastalıktan başını gözünü kaldıramıyor. Evet. Tamam, neden kaldıramıyor? Çünkü o mikrobu hiç görmedi. Tamam, ilk defa görüyor. Aynı şey, siz ayakkabıyı giydiriyorsunuz. Beyin ayak için yani bir şeyi geliştirme, bir şeyi düzeltme ihtiyacı hissetmiyor. Kalıbın zaten, içine giriyor. Zaten kalıbın içinde düzgün basıyor. Ama ayakkabıyı çıkarttığı zaman neye uğradığını şaşırıyor. Evet, tamam, evet. Bu sefer ne oldu bana falan demeye başlıyor. Evet, birazdan yine devam edelim. Ayak sağlığı çok önemli. Özellikle çocuklarda, bebeklerde ilk ayakkabılar seçerken nelere dikkat edeceğiz? Bir sektör oluştu şimdi. Böyle değişik ayakkabılar öneriyorlar. Onlar ne kadar doğru? En keyifli kısma geleceğiz şimdi. Bu isim meselesi hocam. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Şöyle başlayalım. Siz Kemal isminin titreşimine çok inandınız. Kemal isminin özelliği harflerden mi geliyor? Yani isimleri çocuklarımıza koyarken harfleri mi önemseyeceğiz, anlamını mı önemseyeceğiz, neyi önemseyeceğiz? Vallahi şimdi incelediğimiz zaman sadece anlamı, sadece verdiği mesaj değil. Aynı zamanda biliyorsunuz isimlerde mesajlar da var ve isimlerde harfler de çok önemli. İlk defa Shirley adlı astrolog 1950 yılında yazdığı bir kitapta 10.000 ismin natal haritasını çiziyor, astrolojik haritasını ve ona göre gezegenlerle harflerin arasındaki bağlantıya bakıyor. Esas zaten akrofonoloji ilk buradan doğuyor. Ve ondan sonra da o harflerin etkisi, gezegenler nasıl bizi etkiliyorsa, burçlar olarak etkiliyorsa, harflerin de çok ciddi şekilde etkilediğini, hatta bazı harflerin titreşimlerin frekanslarının farklı olan bir şeyi yarattığını, sağlık konusuna bile etkilediği konusuyla ilgili yapılan araştırmalar var. Mesela ben şöyle söyleyeyim, frekanslar burada o kadar önemli ki, harflerin frekansları çok çok önemli.
Bilhassa dikkat edilecek olan şey, çünkü bizi yöneten harflerin frekanslarıdır aslında. Ve karmamız. Çok enteresan bir tablo var. Şimdi bir ismi analiz ederken burada tabloda isterseniz frekansların nasıl etkilediğini ve o kişilerde ne gibi sağlık problemleri çıkabildiğini öyle söyleyeyim. Yani muhakkak çıkacak diye bir sorun yok tabii. Ama çıkabildiğini, o ihtimalleri, oraları zayıf düşüreceğini, bazı bölgeleri kuvvetlendireceğini, bunu çok rahat bir şekilde kanıtlandı artık. En basitinden şunu söyleyeyim. Meksika Körfezi bugün 528 frekansla, yani 528 Hz dalgasıyla Meksika Körfezi'ndeki su temizlendi. Tamamıyla temizlendi. Büyük oraya hoparlörler koyarak 528 Hz'i Meksika Körfezi'ne verdiler. Ve suyun molekül yapısı değişmeye başladı. Ve son derece temiz bir su haline geldi. Ve biliyorsunuz Japon, özellikle profesörün söylediği, bu molekülleriyle ilgili suların, sularla ilgili olan programında izlemişsinizdir siz de herhalde. Nasıl güzel herhalde titreşimlerin verildiği zaman, ya güzellik olan her şey zaten bir şeyi güzelleştiriyor. Evet. İnsanların birbirine hitap ederken güzel kelimeler ifade etmeleri bile insanları mutlu edebiliyor. Çok onun için doğru. Her şeyin iyiliği, güzelliği insanı mutlu. Ama kötü olan şey her şeyi mahvediyor. Evet. Onun için buradan gittiğimiz zaman zaten bunun çok iyi kanıtlarını da görmüş olacağız. İsimleri analiz ederken zaten bunu ben size ne şekilde olabildiğini de göstereceğim. Tabii. İsim analizlerine geçmeden önce şunu merak ediyorum. Genel bir şey söylemek mümkün mü? Yani işte iki heceden olsun, işte tek hece isim koymayın, şu harfle başlamamalı ya da işte Kur'an-ı Kerim'den, özellikle o soruyu zaten soracaktım ayrı ama yeri geldi madem. Özellikle işte Allah'ın 99 isminden birini taşıması, koymak, bizim böyle işte Türkiye'de böyle geleneklerimiz, isteklerimiz var. Bundan ne kadar doğru? Yani neye dikkat edeceğiz koyarken? Şimdi neyi koyarken, yapmayacağız? Tabii ki dikkat edeceğiniz en güzel şey, üç harfleri çok fazla tavsiye etmiyoruz zaten. Yani çünkü Oya gibi, Can gibi. Oya gibi, Can gibi, Ece gibi, bunlar üç harfli biraz enerji, ama soyadı uzunsa hiç problem olmuyor zaten. Hmm. Çünkü harflerin belli bir titreşimi olması gerekir. Ama üç harflerde biraz sıkıntı var. Gelelim ikinci şeyinize. Hazreti Muhammed özellikle buyurmuş, demiş ki Mürre ismini çocuklarınıza koymayın. Mürre Arapçadan Türkçe'ye tercüme ettiğimiz zaman acı anlamı Mürre taşıyor. Hmm. Mesela savaş ismini pek koymayı tavsiye etmemiş. Mümkün olan barış ismi güzel bir isim ama savaş ismini koymayın. Çünkü çocukta bir takım verdiği mana ve anlam da çocuğun o şekilde hareketlenmesine sebebiyet verebiliyor. Biz üç kategoride topluyoruz. Bir harfler, ikincisi mesaj ve ondan sonra da anlamları çok önemli. Ve çocuklarınız hiçbir şey bilmiyorsanız en doğru yapacağınız şey güzel anlam ve mana ifade eden isimleri koyun demiş. Yani biz buradan gittiğimiz zaman çocuklara en azından illa da şu şöyle olsun bu olsun da, çünkü etkileyen çok fazla şeyler var. Ailenin karması da çok etkiliyor. Ha, doğru ismi eğer bulmak istiyorsanız, bir kişinin bu ismi doğrudur diyebilmeniz için, o zaman aile tablosunu, soy ağacını inceleyip 148 tane kriter mevcut. Ve en son yaptığımız bir kriter, 149. kriterde frekansları, frekansların ailenin uyumu gerekiyor. O zaman o çocuk son derece sulh içinde, barış içinde, sizin istediğiniz birçok imkanlara sahip olabilecek olan isme sahip olmuş oluyor. Aile tablosuna uygun olan bir isim en doğru isim bence. Yoksa her isim kendine göre güzeldir, her isim kendine göre kötü isim diye bir şey yok zaten. Hmm. En kötü olarak isim sadece adlandırılan işte bazı isimler var biliyorsunuz. İşte Yosma gibi farklı istek. Mesela böyle bir yani bazı isimleri, onları kullanmayın diyoruz. Bazı şeyleri telaffuz etmek istemiyorum. Onlar çünkü iyi anlam ve mana ifade etmediği için onları kullanmayın, ama onun dışında iyi anlam ve mana ifade eden isimleri koyun. Mesela özellikle şimdi Ahmet Bey'in ismine geleceğim. Çok güzel bir isim. Ve mübarek de bir isim. Peygamber Efendimiz'in öbür ismiydi, diğer ismiydi. Ahmet isminin özelliği, algılaması son derece yüksek. Ve son derece mantıklı hareket edebilen ve bunun yanı sıra da hayat ona çok sert ders verip ama kendi gücüyle ayakta kalmayı başarabilen, kendi gücüyle her şeyi yapabilen ve son derece özgüven sahibi ve bunun yanı sıra pratik bir zekaya sahip olan, iletişimde çok iyi olan, duygusunu insanlar üzülmesin diye çok fazla anlatmayan, duygusunu çok fazla belli etmeyen. Öyle mi? Aynen öyle ama.
Gerçekten değil çok mi? Güzel tarif etti. Yani ben programdan önce Selda'yı sordum mesela. Ya direkt beni tarif etti, böyle inanamadım. Bu arada benim Selda Hasret Arslan. Böyle olunca ne oluyor? Şimdi iki ismi de kullanıyor iki musunuz? İki isim değil. İkincisi benim ilk soyadım. Ha, ilk soyadınız. Şimdi şöyle, hangi ismi kullanıyorsanız aktif ettiğiniz isim Selda. Sizde o frekansları yaratıyor. Sizin bedeninizdeki olan oluşumu o isimlerle yapabiliyor. Ayrıca etkileri de tabii diğer sizin ikinci isminiz veyahut da soyadınız, kendi soyadınız. Soy isimler de etkiliyor. Soy isimler de etkiliyor ama onlar %10'luk, %5'lik, %20'lik etkiliyor. Mesela en basitinden babanızın ismi, annenizin ismi, dedenizin ismi dahi o frekans etkileri bile size gelebiliyor. Onların frekans, hani karma dedikleri insanların şeyler sizin üstünüze doğru yapışıyor adeta. Onun için bunlardan hepsinden birden kurtulup bugüne kadar 7000 kişiye yakın insan isimlerine ilave isim yaptırdı. Ve bunların içinde benim kendi çocuklarım da dahil ve kendi eşim de dahil olmak üzere. Onlara da isim çalışması yaparak, çünkü 148-149 kritere göre 10 kişilik ekip 10 gün çalışarak o ismi buluyor. Çok bilimsel hesaplar var, o hesaplara göre yapılıyor bütün. Yani ebced hesapları falan bize göre çok fazla uygun olmuyor. Çünkü ebced Arapça alfabelere göre yapıldığı için çok fazla bazı şeyler birebir tutmuyor. Biz o hesabı yapmıyoruz ama onun dışında benim bu 45 senelik çalışmamın ürünü olan çalışmalarımız var, ona göre yapılıyor. Çok basit değil isim koymak. Yani çocuklara isim koyarken bile çok dikkatli davranmakta fayda var. Hemen onu ilave edelim. Hocam sorular gelmeye başladı. Yani ben şimdi ayak sağlığına da geç. Sizin çocuklarınız da var değil mi? Evet, şöyle... 3 tane çocuğum var. İşte bir tanesi 11 yaşında erkek. Bir de 6 yaşında ikizlerim var. İsimleri ne? Ne güzel. Mehmet Arda. Mehmet Arda. Elif Ada. Elif Ada. Çok güzel bir isim koymuşlar. Bakın şimdi isimlerde İki de denge. İki koymak iyi midir? Çok iyi bir şey. Ben hep tavsiye ediyorum. Şimdi Mehmet Arda mesela. Mehmet Arda bakın. Burada o kadar güzel bir denge unsuru var ki Mehmet pratik zekaya sahip olan, iletişimde iyi olan E harfiyle ve hayat babası gibi biraz sert gösterecek, sert ders verecek ama kendi gücüyle ayakta kalmayı becerecek. Yani kişiliğini bulacak ve ondan sonra gelen olan harflerde Arda ismi mesela algılaması yüksek, hayatında bir takım şeyler, tereddütler var, mantık konularında tereddütler olur. O da dikkatli hareket etmesine yol açar. D harfi, Arda'daki D harfi de onun çalışma hırsını, çalışma mücadelesini gösterir. Ve A da ondan sonra da atılgan ve enerjisini gösterir. Çok güzel uyumlu bir isim koymuşlar. Peki yani, hep ikisini mi kullanmayı öneriyorsunuz? Valla iki isim kullanırsa çok daha iyi olur. Mesela çocuklarınıza Mehmet Arda diye hitap, siz de Mehmet Arda diye hitap ederseniz orada bir denge unsurunu yapmış olursunuz. Harfler arası denge. Ve o kadar da güzel olmuş ki bakın sizin isimleriniz iki tane E, iki tane A. Bunlar iki E ve A bizde çok denge unsuru yapan faktördür. Ve onda çok güzel bir dengelemeyi sağlar. Ve çocuklarınız da kendi içindeki ruhsal durumlarda da o dengeyi bulurlar. E ve A frekanslarıyla. E çünkü aşağı inen bir frekanstır. A yukarı çıkan güçlü bir frekanstır. İkisi arasında bir denge olur. Mesela diğeri Elif. Elif Ada. Elif Ada. O da İkiz çok onlar güzel. Ama Elif ve Ada. Hayır. Elif Ada Ayşe Doğa. Ayşe Doğa'yı duymayınca bak, ben ne kadar güzel. Elif Ada da öyle. Elif de aynı zamanda A harfinin özelliğini taşır. Arapçadaki A harfi olduğu için algılama evet. Mantığını iyi kullanır. İletişimde iyidir. Sanatsal konularda çok iyidir. Hassas ve duygusaldır ve güvenilir bir insandır. Ada da algılamasını daha iyi kılar ve bunun yanı sıra çalışma hırsını çok iyi getirir. Yeri geldiği zaman atılgan ve enerjiyi getirir. Yani harfler arasındaki, özellikle sesli harfler arasındaki denge unsuru da çok iyi. Diğeri Ayşe Doğa. Ayşe Doğa, o da şu güzel bir denge. Çünkü bakın E ve E, A harfleri hepsinde de var. E ve A harflerinin olması biri iletişim, öbürü de mantık. Mantıkta iletişimini kullanmak açısından da çok iyidir. Ayşe de algılama yüksektir. Geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmaz, ona örnek olur. Güzel projeler yapabilir. Ve son derecede kendisi iletken ve üretken olan bir tüm insan. Ayşelere de buradan söylemiş evet. olduk. Çünkü rastlanan... Fedakardır, vericidir. Yani aileye çok bağlıdır. Yani evet. normalin ötesinde evet. bağlıdır aileye. Evet, evet. Siz sorularınızı sevgili izleyiciler göndermeye başladınız bile biz birazcık ayak sağlığına değinelim. Sonra hocamızı ayağa kaldırıp zahmet olmazsa harflerle isimlerin analizlerini alalım. Şimdi biz ayakkabı seçiminde ya ne zaman siz dediniz ki 2 yaşına kadar ayakkabı giydirmeyin çocuklarımıza. 2 yaşına kadar çok sadece. Çok mümkün değil ama Türk kadını için. Ya şöyle mümkün. Hani dediğim gibi sadece ayakkabı alacaksanız illa bir ayakkabı bunu sadece soğuktan koruma amacı olması yürütmeyelim. Lazım. Tamam mı? Yani ha, yürütme amacıyla bir kere ev ayakkabısı ilk adım ayakkabısı. Siz, ben giymedim, siz giydiniz mi bilmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Ya yok öyle bir şey yok. Yani ilk adım ayakkabısı diye bir tabir yok.
Dolayısıyla yani ev içerisinde bir kere ayakkabı kesinlikle ve kesinlikle kullanılmamalı. Dediğim gibi yani çocuk ne bileyim şunun üzerine basacak, ayağı burkulacak, ayağı acıyacak. Hı-hı. Yani oraya bir uyaran gelmesi gerekiyor. Yani dediğim gibi oranın sinir gelişimi devam ediyor. Bu sinir gelişimi devam etmesine bir uyaran lazım. Evet. Yani dediğim gibi çocuk oradan atlayacak, ne bileyim ayağını burkacak. Hani bir şekilde uyaranlarla kendi gelişimini bir nevi stimüle etmiş olacak. Biz örnek iki ayakkabı getirdik mesela. Bunlar bir çocuğun ilk evet, adım ayakkabısı. Zaten yani. Bu küçük bir bebek ayakkabısı. Evet, o zaten dediğim, yürümeyen bir yani, ayakkabı. Bunun amacı dediğim gibi sadece soğuktan koruma amacıyla hiçbir sakıncası yok. Hani tamamen evet. giydirebilirsiniz. En azından altını hissedebiliyor. Hani altı yumuşak. En azından hani ayağında yokmuş gibi davranabiliyor. Diğeri de yürümeye başlamış 13 aylık bir çocuk için alınan bir bebek evet. için alınan yani sert bunlarda, bir ayakkabı. Bunlarda özellikle şöyle söyleyeyim hani çocuklar ayakkabının küçük geldiğini ifade edemiyorlar. Hani bundan evet. dolayı da bir kere çocuklarda ayak numarası diye de bir şey yoktur. Dolayısıyla ayakları mutlaka deneme yanılma yoluyla almak gerekiyor çocuğu alırken. Özellikle istediğimiz şey çocuklarda yüksek şey bilek kısmı yüksek olacak ve bileğini saracak. Çünkü bunlar sık sık düşüyorlar, burkuyorlar, ediyorlar. Hani bir takım yaralanmalara müsaade etmesin diye daha stabil, daha sağlam basması gerekiyor. Hem malzeme tabii ki ideali deri. Çünkü nefes alıyor. Hani ayağın nefes alması gerekiyor. Sert olmasına ne diyeceksiniz? Ben mesela şey demiştim yani bu çok sert. Ama çocuk böyle yumuşak ayakkabı, hafif ayakkabı. Ayakkabı ağır mı olması ayakkabı doğru? Alacağınız zaman şu olay olmalı. Şu bunu yapabilmeliyiz. Bunu yapabilmeli. Şu ikiye katlanabilmeli bu ayakkabı. Dediğim gibi yani onu bir kalıp haline yani kalıp olarak korumasını çok tavsiye etmiyoruz. Hani özellikle mesela şöyle bir sıkıntı da var. Hani kreş döneminde hani çocuklar işte anaokulu kreş döneminde hani çocuğun sabahtan akşama kadar ayağında ayakkabı. Hmm. Hani bunun iki türlü problemi var. Hani bir dediğim gibi bir ayağın gelişimi açısından bir kere problem. Hani ondan kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Tabii onlar da hani gerekçe olarak hijyeni falan sunuyorlar ama ikinci problem de bu çocuğun ayağı hava almıyor akşama kadar. Hmm. Yani 8 saat boyunca o ayakkabının içerisinde hava almıyor. Yani dolayısıyla da özellikle kreş ayakkabılarını seçerken nefes alan bir şey. Hani ya bez tarzı ya deri tarzı bir şey alınmasında fayda var. Ama ideali tabii ki hani mümkünse hiç giydirmesinler. Hani mümkünse hiç giydirmesinler. Spor ayakkabılar için ne diyeceksiniz? Şimdi sektör biraz bu konuda ticari anlamda bunu kullandığı için. Vallahi ben çocuklarda özellikle tamam sektör kullanıyor. Hani hakikaten sektör bizi bazen yönlendirebiliyor ama spor ayakkabı konusunda kesinlikle çok şiddetle tavsiye ediyorum. Yani spor ayakkabılar hani özellikle ayak kalıbına uygun olarak hani çok güzel ayakkabılar var artık. Gerçekten çok güzel ayakkabılar. Yani çocuğun ayağına uygun spor ayakkabı her zaman için tercihimdir. Yani kösele ama, koca adam ayakkabıları kesinlikle, almayalım küçücük kesinlikle, küçücük. Kesinlikle önermiyoruz bunları. Kesinlikle önermiyoruz dediğim gibi. Yani çocuğun bir takım şeyleri hissetmesi gerekiyor ayağıyla. Tamam mı? Bunu yaptığınız takdirde hiçbir sakınca, hiçbir sıkıntı yaratmayacaksınız. Yani şunu da söyleyeyim. Hani şimdi ben de iyi kötü bu işin içerisinde 23-24 senelik doktorum. Eskiden biz işte düz tabanlık bu kadar görmüyorduk. İnanın görmüyorduk. Ha bana şunu diyebilirsiniz. Hani eskiden de doktora götürülmüyordu. Evet doktora da götürülmüyordu ama ne olursa olsun yine de biz bu kadar düz tabanlığı görmüyorduk. Hani düz tabanlık da ciddi bir problem. Hani hakikaten ciddi bir problem. Daha çocukluk döneminden. Düz tabanlık? Yani hazır zaten ya, bu konuda sorumuz gelmiş. Şöyle söyleyeyim hani bir çocuğa düz taban demek için bu çocuğun en azından bir 3 yaşını falan bulmamız gerekiyor. Hı. Tamam mı? Hani 3 yaşına falan böyle ciddi bir şekilde bir eğriliği varsa evet bu düz taban diyebiliriz ama hani ben aileye özellikle şunu altını çizerek belirtiyorum. Diyorum ki bakın bu süreç devam ediyor. Bu gelişmeye devam ediyor. Yaklaşık bir 6-7 yaşına kadar da devam edecek. Ondan dolayı çok endişe etmek gerekmiyor. Ama hani gene söylüyorum bu ortopedik ayakkabılar, yapma tabanlıklar eskiden gördüğümüz anda direkt ayakkabı yazardık. Bunların bir kısmı düzeliyordu, bir kısmı düzelmiyordu. Ama onlar niye düzelmedi o zaman? Yani artık bilimsel olarak bu ispatlanmış bir şey. Hani bir ortopedik ayakkabının, tabanlığın, yapma ayakkabının, ortopedik botun ayağın gelişimi üzerine bir etkisi yok. O ayak ne olacaksa o oluyor zaten. Ne zaman problem? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani düz taban çocuğun bir kere nasıl yaparsanız düz taban çocuk yürümek istemez. Yorulur. Çabuk yorulur. Kucak ister. Onun dışında bir ağrısı sıkıntısı yok. Ama benim her zaman verdiğim bir örnek de var. Bu düz tabanların esas problemi ileri yaşlarda. 20'li yaşlardan sonra başlıyor. Ağrı başlıyor çünkü. Yani hep verdiğim örnek şu. Türkiye'de askerlikten kaçamazsınız. Bir şekilde sizi askere alırlar. Evet. Bu çocuklar askere almadıklarına göre demek ki bu çocukların hakikaten sıkıntısı var. Yani hakikaten bunların ciddi sıkıntısı var ki askere almıyorlar. Erken çocukluk döneminde ne oluyor? Dediğim gibi ağrısı falan yok. Ama hani ne bileyim mesela sportif faaliyetlerde çok başarılı olamaz. Çok hızlı koşamaz. Yani ne bileyim çok iyi futbol oynayamaz.
Onlarda da birazcık böyle yönlendirici olmak gerekiyor. Ne bileyim, yüzmeye kaydırabilirsiniz ya da başka bir şeye kaydırabilirsiniz. Hani özellikle ailelerin yapacağı şey o. Düz taban olarak çocuklarda. Yarım düz taban diye bir şey var mı peki hocam? Yarım düz taban olarak dediğim olay. Yani bu işte 3 yaş civarında başlıyor. Hani evet 3 yaş civarında hani birçok çocuk düz taban. Hani kısmi bir ark çökmesi var. O taban çökmesi kısmi olarak var. Hani zaten bunlar da hani en ideal, yani sonuçta cerrahi olarak biz bunu tedavi edebiliyoruz. Yani düz tabanı ameliyat edebiliyoruz. Ha, ciddi boyutta olanların tedavi ediyoruz, ameliyat ediyoruz. Ha, bu ne kadar? %2, %3. Hani %5 değil. Hani hı-hı, ameliyat gereksinimi olanlar. Ha, onun dışındaki olanlar işte kısmi, yarım düz taban. Halk arasında öyle tarif ediliyor. Evet. Hani yarım düz taban, düz taban dediğimiz olgular. Hani bunlar nedir? Hani biz buna ameliyat kararı verirken zaten bizim özellikle şey yaptığımız şu. Aileyle ortak karar vermek zorundasınız. Çünkü çocuğun bir şikayeti yok. Aile getirdi, anne getirdi onu. Çocuğun görüntüsünden rahatsız olduğu için ayağının. Hmm. Siz aileye de ameliyat dediğiniz anda aile bir yumruk yemiş gibi oluyor. Hani ya ben getirdim onu, ne ameliyatı falan gibi oluyor. Dedim ki burada karar verirken şu. Aileyle beraber oturup ortak karar vermek gerekiyor. Evet, bu ayak bu çocuğun başına ileride iş açar mı? Ağrı yapacak mı? Yani öbür taraftan düşünün, tamam hani düz taban ama attığınız her adımda ağrı duyduğunuzu düşünün. Yani 100 metre bir yere gideceksiniz, gitmek istemiyorsunuz çünkü ayağınız ağrıyor. Evet. Yani evet, attığınız her adımda ağrı duyuyorsunuz. Yani bu yaşam kalitesini çok ciddi bir şekilde etkileyen bir problem. Ha, eğer bana göre, eğer bu ayak ileride o çocuğun başına iş açacaksa, ağrısı olacaksa bu çocuğun, ben ameliyat etmekte tereddüt yaşamam. Çünkü hakikaten yüz güldüren bir iş bir de. Hani yaptığınız zaman hakikaten hani bugüne kadar bana düz tabanlık nedeniyle ameliyat ettiğim hiçbir hasta geriye dönüp de işte hani benim şikayetim var. Ne bileyim görüntüsünden rahatsızım ya da ne bileyim çocuğun şikayeti var demedi. Yani hakikaten yüz güldüren bir iş olduğu için de hani gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Evet. Çocuklarda düz taban dışında en sık rastladığınız basış bozuklukları hangileri? Bir şu içe bas, şu şekilde basma da bir ayak sorunu mudur yoksa kalçayla mı ilgisi? O ayak sorunu değil. Şimdi özellikle şöyle söyleyeyim, hani şimdi polikliniğe geldiği zaman aslında bu çocuk içe basıyor dediği zaman aslında içe basmanın iki tane farklı tipi var hani şey olarak. Bir, ayağın iç kısımlarına basmak, hani şu şekilde basmak. Şurada çocuk şu aslında şu fotoğrafta çok güzel zoomlayabilirse. Evet, kullandığı yönetmenimiz galiba onu. Evet. Bakın şu an yeni hani bu dönemdeki çocukların hemen hemen hepsi %99 zaten bu şekilde basarlar. Ve bu bir problem değildir. Bu bir problem değil, bu tamamen normal fizyolojik bir durum. İkinci dediğim içe basma ise içe dönük yürümedir. Şu şekilde. Yani ayakların parmak uçları içeri doğru döner. Bu bir ayak problemi değildir. Evet, ayaktan kaynaklanan bir takım şeyler de var. Hani bu takım rahatsızlıklar var ama bunlar çok 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 nadirdir. Ama bunların %99'u kalça problemidir. Kalça problem demeyeyim, bir gelişim sürecidir. Kalçadan kaynaklanan bir içe dönük yürümedir. Bu da yaklaşık 10 yaşına kadar devam eder. Yaklaşık 10 yaşına kadar düzelmesi devam eder. Eğer 10 yaş civarında hala düzelmedi ve bariz bir şekilde içe dönüklüğü devam ediyorsa, bir kozmetik problem yaratıyorsa ki özellikle kız çocuklarında çok oluyor. O takdirde 10 yaş civarında bunlar yine ameliyatla düzeltilebiliyor. Ha, benim bu tip çocuklar için bir tek önerim şu. Kurbağa pozisyonunda oturmamalılar. W oturuşu. Ya evet, o çok doğru bir oturuş değilmiş değil mi? Hiç oturmaması. Yani bu kesinlikle değil. Mümkün olduğu kadar çocuklarımızda bunu engellememiz gerekiyor. Yani kurbağa oturuşu mümkün olduğu kadar olmayacak. En azından bacaklarını düz uzatarak oturabilirler. Nedense bütün çocuklar onu çok seviyor ama. Öğrenilmiyor da o kendiliğinden. İçgüdüsel öyle oturuyorlar. Çünkü çocuğun doğalı o. Çünkü bizim kalçamızda bir açı var. Bir öne dönüklük açısı var. Bu yaklaşık yeni doğan civarında bir 45-50 derece civarındadır. 10 yaş civarında da 10 dereceye kadar düşer. Çünkü o 45-50 derecelik açı o çocuğun en rahat öyle oturmasını sağlıyor. Ondan dolayı yani aslında çocuk onu bilinçli yapmıyor. Evet. Çok rahat oturuyor çünkü o şekilde oturduğu zaman. Bütün çocuklarda onu görüyoruz. Evet. Evet, şimdi gelelim sabırsızlıkla beklenen konuya. Bu arada Kaderin İsminde Saklı isimli bir kitabı da var. Kemal Haluk Cebe hocamızın, konuğumuzun. Eski Türkler çocuklarına isim koymayı çok önemli bir adım olarak görürlermiş gerçekten. Siz de bunu keşfettiniz ve üzerine eğildiniz. Evet. Şimdi sorularımız çok fazla ama biraz torpilimiz olmasın mı? Evet, tabii ki. Yönetmenimiz, ya biraz olmasın mı? İzleyicilerimiz sorulmasın, hepsine yer vereceğiz. Yönetmenimiz Gül, önce onu sorayım bari. Gül, Gül Üçece ne yapacak? Hayat üç harf, mücadeleyle geçen, üç harfli dediğimiz gibi. Gül'ün sanatsal konulardaki yetenekleri çok iyidir, oldukça iyidir. Evet. Ve bunun yanı sıra da azimli, çalışkandır. Biraz bazı konularda inat huyları vardır. Hani birçok insanda rastlanan bir huydur ama yine de biraz daha inatçılığı biraz daha fazla olabilir. Ama bu bir light inatçılık. Öyle katı bir inatçılık demeyelim. Çünkü sadece mücadelesini sürdürebilmek için yaptığı G'den sonra gelen Ü harfi
mücadelesini sonuna kadar götürme inatçılığını getirir ona. Ve sanat konusunda getirir. O da tam zaten kendisi mesleğini yapıyor zaten. Mesleğini yapıyor. Çocukları var Dora ile Doruk. Evet. Dora bir özelliği şu, çalışmalarısı çok yüksek olan, kendini ara ara içine kapatan ve hayatında tereddütler olan, karar vermede zorlanan ama bolluk bereketlikle ilgili önü daha açık. Dora'ya gelince Doruk'ta da aynı şekilde özellik var. Sadece farklı olan kariyer konusunda bereket bolluğu daha çok tercih edebilme özelliği olacaktır onda. Hmm. Tabii bunda soyadlar etkili, annenin kızlık soyadı etkili, Dündar işte babanın vesaire. Dündar mı soy isimleri? Hmm. Dündar, D'ler şimdi bakın bazı aileler D'lerin çok hakim olduğu olan isimleri verirler baktığınız Doruk zaman. Doruk Dündar. Sonra soyadlarına baktığınız veyahut da harflere baktığınız zaman bazı ailelerde E'ler çok fazladır. Bazı ailelerde sesli harflerden A çok fazladır. Hmm. Yani dikkat ettiğiniz o frekansları işte üstünde toplar otomatikman. Genetik hastalıklara bile yol açabiliyor yani bunlar. Hmm. Ama şu genetiğimiz an buradan rahat tespit edip çok rahat yapabiliyoruz. Hani bu kişinin aile tablosunu gördüğümüz zaman bu ailenin özelliği işte kalp damar hastalıkları ile ilgili sıkıntıları olabilir veyahut da boğaz yolları, tiroidler etkilerini veya mide ile ilgili sıkıntıları vardır. Mesela İ harfleri çok fazla olduğu zaman E'ler mesela boğaz ve tiroidleri çok etkiler, E harfleri ve İ'ler çok olduğu zaman mide ve sindirim sistemini çok etkiler. Hassas ve duygusallığı getirdiği için o kişiye. Ay hocam ne yaptınız? Ferit ismini sizde hem İ var hem E var şimdi ama. İkişer tane olduğu zaman daha çok etken oluyor. Onlar etkenleri biraz az oluyor. Yani tabii bu beslenmeyle ilgili olan bir takım şeyler var değil mi? Öyle tabii, değil mi? Tabii tabii beslenme, alışkanlıklarla ilgili, ailenin yapısıyla ilgili tabii bunda birçok etki eden faktörler var. Sadece tek başına o harflerin frekansını değerlendirmek değil. Evet. Sorularımız var. Kızımın aşı derken İpek Ebrar Öz ismi. İpek Ebrar Öz. İpek hassas ve duygusal, özgüveni çok yüksek olan, iletişimde iyi olan, kariyerin özellikle iletişim konusuyla ilgili yaparsa çok daha muvaffak olabileceğini göstermektedir. Hmm, güzel o zaman. Volkan'a da sorayım da. Volkan kendi kafasının doğrultusunu hareket eden ve Volkan'dan hep söylenir. Bakın istatistiki verilere baktığımız zaman Volkan ismi çok enteresandır. Hep o V harfinin getirdiği, hep de başta da olduğu için o hep kendi kafasının doğrultusunu hareket eder. O harfi de biraz kendini içine kapatır, biraz gizemli olur. Tanımak biraz zor olur onun için Volkan'ı. L harfleri de sanatsal konuda yeteneklerini getirir. K, kariyeri çok iyi getirir. A, algılama mantığı çok iyi getirir. N de üretkenliği çok iyi getirir. Güzel. Güzel bir isimdir tabii. Buyurun sizi tahtanızın yanına alalım. Harflerle yani bize vermek istediğiniz bilgiler. Yani şimdi nasıl etkileyeceğini, ailenin nasıl etkileyeceğini, ben sizden örnek verelim isterseniz evet, bunu. Evet verelim. Çünkü çok hani anne baba isimlerini falan siz çok rahat verebileceğiniz için söylüyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi Selda Hanım'ın burada analizini yaptığımız zaman çok iyi proje yapabilen ve iletişimde çok iyi olan, sanatsal konularda oldukça iyi olan, çalışma hırsı çok iyi olan, algılaması çok iyi, mantığını da çok iyi kullanan. Şimdi burada sizin gelen soyadınız. Soyadınız ne şu anda? Şu an Arslan. Arslan oldu. Öbürünü de kullanıyorum. Öbürü neydi? Hasret. Selda Hasret Arslan. Ters hasret. Yazdınız siz. Nasıl ters? Önce söyle. Hasret sonra Arslan oldu. Tamam yok. Etkisini değil. Zaten göstereceğim tamam. Ben onun evet. için. Şimdi bu sizi nasıl etkiliyor? Şimdi burada sizin olmayan harflerinizde R var. Buradaki R sizde biraz bazı konularda tereddütleri ve dikkatli adım atmanızı sağlayacak. Bu yeni aldığınız soyadı. Faydası var yani. Faydası olacak size. İkincisi daha önceki soyadınızda H harfi varmış. Bu hayattan sizin sert ders almanızı ve aldığınız sert derslere karşı kendi gücünüzü kullanmanızı gösteriyor. Bu da güzel bir şey. Bu da güzel. T harfi var burada farklı olan. Bu da sizin mümkün olduğu kadar duygularınızı insanları tartarak, ölçerek yapmanızı sağlayacak. Bu da çok güzel bir şey. Yani aldığınız isim. Baba isminiz ne? İlyas. İlyas. İlyas'tan sadece geçmişte yaşadığınız sıkıntı ve üzüntüleri ara ara hatırlamanızı anar. Bu da size bir destek verecek olan güzel bir şeydir aslında. Tabii annenizin geçmişi adı? Gülbiye. Gülbiye. Bu da Gülbiye Hanım da sizin buradan Ü harfini ve buradan ekstradan aldığınız o frekans Ü harfi ve bir de B harfidir. Burada Ü harfinde azimli olmanızı, sonuna kadar götürmenizi ve mücadelenizi getirir. Devamlı mücadeleye karşı hazır olmanızı. B harfi de sezgileri çok güçlü kılmanızı. Hmm. Sezgileriniz
daha da iyi artmış olacaktır. Ve burada böyle gittiğimiz zaman annenizin kızlık soyadı, ondan sonra dedenizin adı, babanızın, her aileden bir frekans alıyorsunuz, titreşim. O titreşimler gerçek Selda'yı ortaya çıkartıyor. Onun için bu isim yapılırken biz bütün ailenin tablosuna bakarak bu isim yapılmasını sağlıyoruz. Peki tabii şimdi kimse bunu bilmiyordu, ailem bu ismi bana verirken. Tabii verirken. İşte Selda Bağcan varmış, o zaman çok popülermiş. Evet, onun için vermişlerdir kesinlikle. Bu sizin neyi biliyor musunuz? Sizin yaratılışınızdan itibaren ailenizin soyadına baktığın zaman aile zaten o isme karşı otomatikman sempatiyi duyuyor. Hah, onu diyecektim. Çekiyor. Bunu bilmeden koyuyor. Bunu bilmeden koyuyor, otomatikman çekiyor. Ve orada sizin... Beğenmesi de ona bağlı yani, ona bağlı. O ismin. Ha, burada sizin planlarınızla ilgili bir takım değişiklikler yapılmasını istiyorsanız, arzu ediyorsanız... o zaman bu isme bir ön isim ilave ederek o hayatı komple değiştiriyor. Mesela benim kızım da öyle yaptık, değiştirdik. Ne yaptın? 7000 kişi bugüne kadar hayatı değiştirdi. Şimdi kızım tiyatro okumak istiyordu. Bir türlü tiyatroya giremiyordu, kazanamıyordu sınavı. İkincisi bir dizide oynamak istiyordu. Onu da olmuyordu. Üçüncüsü de çok iyi, mutlu olabileceği bir evlilik istiyordu. O biraz daha ileriki bir zamandaydı. Biz ismine bir ilave koyduk yanına. Ve bu isme ilave koyduğumuz zaman ilk etapta 3-4 ay içinde ilk önce şey oluştu. Bu üniversite sınavında Haliç Üniversitesi'ni kazandı. Ne koydunuz kazandı. Çok merak ettim. Almira koyduk. Almira koyduk. Bu ona uygun olan bir frekans. Herkese uygun diye bir şey yok tabii doğru ki. Doğru olmaz. Evet, demeyin yani. Ve her onu, şeyi başarmış. Tabii tabii yani koyar başına dert alır yani o da çok zor bir şey. Ve bunu koyduktan sonra hemen ikincisi Eldebar Hayat diye bir dizide oynamaya başladı 20 bölüm. Öyle mi? İki sene önce de bir hekimle evlendirdik. Şimdi mavi gözlü sarışın istediği gibi olan bir insanla evlendirdik. Yani şimdi diğer kızımda da gene aynı şekilde. O da hep kendisi dünyayı gezmek istiyordu. Ki moda tasarım bitirdi. Gayet başarılı bir öğrenciydi. Ve şimdi o bütün dünyayı geziyor. Onun ismiyle çalışma yaptıktan sonra. Ne kadar önemli bilgilermiş. Türk Hava Yolları'na hostes oldu. İstediği bir şeyse. İstediği bir şey. Yani sonuçta burada biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? O frekansa bir frekans daha yüklüyoruz. Şimdi sağlık konusuyla ilgili son zamanlarda zaten bir çalışmalar var. Bu Amerika'da özellikle bu konuyla ilgili çok fazla çalışmalar var. Rusya'da bu konuda çok çalışıyor. Frekanslarla tedaviye gidiliyor birçok konuda. Sağlıkta da. Tabii sağlıkta da bu konular çalışılıyor. Ve bu konular yapıldığı zaman bu konudaki eksik olan frekansların tamamlayarak yani homeopati falan gibi değişik alternatif tıp yöntemleri çıkmaya başladı. Bunlar zaten çok büyük etken oluyor. Hayatı da bazı şeylerini değiştirebiliyor. Onun için frekanslar bizim hayatımızda çok önemli bir şey. Siz böyle çok sert olan bir frekansı dinlediğinizde, çok sert, aşırı sert, yüksek bir frekansı dinlediğiniz zaman ne oluyor? Yüksek frekans sizi etkileyebiliyor, rahatsız edebiliyor belki. Ama daha alçak bir frekans sizi daha dingin hale getirebiliyor, gevşetiyor. Onun için de bu konu çok önemli. Evet. Hayvanlardan bile örnek alabiliriz. Vay canına. Şimdi sorularımız var. İyi yayınlar. Oğlumun adı Ahmet Turan. Nasıl diyor? Bir de ikinciye hamileyim. Oğlan olursa Abdülhamit, kız olursa Zeynep İkra düşünüyoruz. Yardımcı olur musunuz? Demiş. Yani şimdi tabii aile tablosuna bunlar hepsi uygunsa hiç problem yok. Ama Ahmet Turan'a gelelim. Ahmet biraz önce Ahmet Bey'den örnek verirken analiz yaptık zaten. Güzel bir isimdir. Hakikaten güzel bir isimdir. Uğurlu bir isimdir. Ve Turan soyadı ikisini beraber kullandığı zaman biraz duygularını ara ara hapsedebilir. Ketum olabilir. Çünkü T'den gelen sonra U harfi biraz onun dengeyi sıkıntıya koyuyor. Çünkü arkadan da R harfi geliyor. R harfinin de özelliği tereddütler, karar vermede zorluklar yaşatıyor. Daha sonra gelen A harfi o biraz daha dengeyi bulabiliyor. Gayet iyi, mantıklı olabiliyor. Kendi üretken olabiliyor N harfiyle. O Turan iyi. Abdülhamit gibi isimler bunlar güzel isim ama ağır isimdir. Siz programı açarken bir şey söylemiştiniz. O şimdi aklıma geldi. Onu söyleyeyim. Özellikle Allah'ın 99 sıfatı hep her zaman için. Bunları insanlar bizde adet hakikaten bu isimleri vermek istiyor insanlar ama bunda şöyle bir şey verin ama yanına bir ilave isim muhakkak koyarak verin. Dengeleyelim. Çünkü Muhammed ismi mesela çok kullanılan bizde isimlerden biridir. Güzel, çok güzel bir isim. Ağır bir isimdir. Ömer ismi ağır bir isimdir. Ali ismi ağır isim grubundadır. Bunları kullanırken yanına bir tane daha isim koyun. Çünkü biz de biliyorsunuz yani kendimizde biraz Akdeniz ırkının vermiş olduğu bizde bir ateşlilik var. Ve bu da bizde küfür edebiyatı çok oldukça yüksek bir durumda. Zaten agresiflik de var. Şimdi bir insan düşünebiliyor musunuz? Oğlu var. Adı Muhammed. Sinirlendi, gerildi. Ona bir şekilde hitap etmesi gerekiyor. O zaman sıkıntı yaratır.
Çok ciddi sıkıntı doğru. yaratır. Onun için de bu isimleri koyarken ne olur çok iyi düşünün. Çok iyi koyun. Yani 99 sıfat istiyorsanız tabii ki koyabilirsiniz. Bunda hiç ama yanına bir ek isim koyun. Hiç olmazsa en azından kızdığınız zaman o şekilde hitap edin. Doğru. O diğer isimle hitap edin. Doğru. Yani buna bu kurallara birazcık dikkat etmelerini insanların özellikle öneririm. Evet. Şunu sorayım. Ben etki mekanizması konusuna takıldım. Şimdi mesela ben adım Ahmet. Bunu değiştirdim. Hasan koydum. Ahmet'i kullanmadım. Benim hayatımda değişecek mi bir değişir. Şeyler? Hayat değişiyor. Etki mekanizması ne yani? Etki mekanizması frekans sizin frekans. Üstünüze. Şimdi herkes size Hasan Hasan diyor ya. Diye diye. O Hasan ses diye diye ses frekansları sizin bedeniniz üzerinde çok ciddi şekilde değişikliklere yol açıyor. Çok enteresan ama. Mesela yani. Şöyle söyleyeyim. Evet, böyle bir ilave isimler olduğu zaman biz özellikle işte A ve E dengesi çok önemli burada. Yani o isimlerde dengeyi bulmak lazım. Çünkü A'nın frekansı çok enteresandır. Kan tablosunu biraz bozar. Özellikle o kişinin yapılan istatistikte de zaten o belirlenmiş. Kan tablosunda kolesterol gibi, tip 2 diyabet gibi olan hastalıklarla karşı karşıya kalabilir o kişiler. Hı-hı. Onun için biraz gıdalarına vesairelerine dikkat etmeli. Tabii dikkat ettiğiniz zaman onunla ilgili bir problem yaşamıyorsunuz. Yani harflerin bazıları sağlığa etkileri var. O sağlığa etkisindeki olan, o harflerde olan kişiler, benim yazdığım kitapta da bunları hep belirttim zaten. Bunlara biraz dikkat ederse bunlardan korunmasını bilir. Ailenin genetik tablosu, genetik hastalıklardan da korunabilirsiniz. Yani benim şimdi ailemde mesela kalp damarla ilgili çok ciddi sorun var. Genetik bir sorunumuz var bizim. Yüksek kolesterol, yüksek lipid ve aynı zamanda da değerlere baktığımız zaman tip 2 diyabet bütün ailemde var benim. Hmm. Bütün ailem benim hepsi insülin kullanıyor. Annem, babam, abim, kardeşim, ablam hepsi insülin kullanıyorlar. Insülin kullanmayan tek benim. Çünkü niye? Ben kendi ismimi şeyimi bildiğim için frekanslarımı ben kendimi iyi koruyabildim. Insülin kullanmadım. Evet. Hocam çok soru var. Çok isim soruları var. Melis Su. Melis Su güzel bir isim. Suyu o da çok pratik zekaya sahip olan, iletişimde iyi olan, sanatsal konularda iyi olan, hassas ve duygusal. Su bereket ve bolluğu getirir. Hmm. Ama şimdi burada dikkat ederseniz soyadında gene bir A harfi, bir A harfinin olması lazım. Ya A yüksek enerjiye sahip olan bir harftir. Yani bir tane de bile olsa o insan olsa yaşamını daha doğru olarak etkileyebilir. Onun için bir A harfi soyadında varsa gene kurtarır. Yani A harfinin mümkün olduğu kadar harflerin yayılışı, genel yayılışı. Mesela biraz önce Ahmet Bey'in çocuklarından örnek verdik. Yani çok üç çocuk konu, maşallah evet. Üç çocuk da o kadar güzel dengeli isimler konmuş ki. Yani sanki bu işin bilimini çok iyi bilen bir kişiymiş gibi. Yani ben kendi çocuklarıma bu kadar güzel isimleri, isabetli isimleri koyabilirdim. Hakikaten çok isabetli isimler. Soyadına da uygun olması, harflerin olması, harflerin çok olması o insandaki enerjileri çoğaltır. Tabii ki. Bu çok olduğu dendiği zaman kalkıp da Arjantinliler, İspanyollar gibi anneanne adları, babaanne adlarını da onlar kullanırlar çocuklarında. Hmm. Ya yani o kadar uzun bir isimle çağrılmaz. Ama çağrıldığı zaman, hitap edildiği zaman da zaten tek isimle onlar da çağırıyorlar. Hiçbir zaman için bütün isimleri sayarak evet. çağırmıyorlar. Hocam Murat'ı da söyler misiniz? Murat pratik zekaya sahip olan son derece bir kere Muratlarda bolluk bereketlik iyidir. Ama Murat kendi psikolojisini kendi kendine bozabilir. Dikkat etmesi lazım. Tereddütlüdür çünkü karar vermede zorlanır. R ve T harfleri biraz sert harflerdir. Hele sona geldiği zaman biraz daha sert harftir. Frekansı güçlüdür. Çok güçlü olduğu için de dediğim gibi kendi sağlığına biraz daha dikkat etmesi lazım. Evet, sağlığına dikkat etmesi lazım. Of sorular. Turaç Kuzey. Mesela Kuzey'e çok rastlıyoruz artık. Kuzey rastlıyoruz. Kuzey aynı. Bakın biraz önce ben söylediğim gibi verdiği mesaj da şu kelime. Kuzey biraz soğukluğu getirir insana. Hmm. Güney sıcaklığı getirir. Soğukluğu getirdiği için Kuzey aynı şekilde Kuzey isminde olan insanların bakın biraz daha soğuktur. Turaç o, ne demek? Turaç yani şunu söyleyeyim biraz ketumdur ve biraz da bolluk bereketlikle ilgili hayatında hep sıkıntıları yaşar. Biraz da zevk sahibidir. Parayı buldu mu birdenbire harcar. Çeyler onu getirir. Şimdi bebeklerine isim koyacaksa insanlar biz özellikle tavsiye edebileceğiniz isimler. A ve E harfleri en azından birer tane olsun. Onu tavsiye ederiz. Hmm. Hiç olmaması gereken yani mümkün olduğu kadar az olması gereken harfler. R ve T harfleri çok az koymaya çalışın. Mümkün olduğu kadar çocuklarınıza deriz. Ve bunun yanı sıra K, L, M, N harfleri bunları çok rahat kullanabilirler. Ç harfini çok fazla kullanmayın. Yani Ç harfini soyadınızda veya aile tablonuzda Ç harfi varsa o çocuk zevki sefasına düşkün olan bir çocuk olabilir. Onu mümkün olduğu kadar az kullanın deriz. Yani bunlar böyle önerilerimiz var. Bu şekilde evet, kitapta da ben zaten bunu özellikle anlattım. Evet, sırf bu evet. konuyla ilgili zaten 5 kitap yazdım. Yani
O kadar büyük bir 45 senelik bir araştırma sonucunda. Kim bilir neler, daha kaç tane de yazılır aslında. Evet, yazılır. Mi? Çok yazılır. Zaman geçtikçe. Tekrar döneceğim size hocam. Vaktimiz daralıyor. Birazcık böyle şey homojen dağıtayım zamanı diyorum. Şimdi ayak sağlığıyla ilgili sorular da var da. En çok rastladığımız düz tabanlık dediniz. Bir hangi ayakkabılar daha çok çocukların ayağını yorar? Yani hangi ayakkabıları almayalım? Bir spor ayakkabıları önerdiniz az önce ama. Spor ayakkabı öneriyorum. Yani kış çocuklarda, şimdi bot alıyoruz. Kış şimdi tabii ki bot alınacak ama şunu söyleyeyim. Özellikle çocuklarda sonuçta bunlar çok aktif varlıklar. Hani düz duvara tırmanıyorlar. Özellikle ağır ayakkabı alınmasın. Yani o çocuğun yani günlük aktivitesini, günlük hareketlerini, faaliyetlerini engelleyecek ayakkabılar olmamalı. Yani buradaki temel özellikle bunun tabanı. Hani gidip tabanı kalın, ne bileyim tabanı katlanmayan sert ayakkabıları kesinlikle önermiyoruz. Yani çünkü onlar ekstra bir yorgunluk yaratacaktır çocukta. Hafif ayakkabı olduktan sonra çok da önemli değil. Yani onun aktivitesini kısıtlamamalı kesinlikle. Babetin iyi olmadığını söyledik az babet önce. Çünkü tabanı yok. Parmak arası terliğe ne diyeceksiniz? Çünkü küçücük çocuklar için de var şu an mesela. Alıyorlar ya var. Onları. Şunu söyleyeyim. Hani böyle kısa süreli kullanımlar tabii ki sorun yaratmıyor ama bizim parmaklarımızın arasından giden ve bu parmaklara duyuyu sağlayan sinirlerimiz geçiyor. Bunlar burada sıkışmalar ve ezilmeler yaratabiliyor ve ağrı da yapıyor. Ya da bir nörit dediğimiz hani bir sinir hoca iltihabı gibi değişik durumlar yaratabiliyor. Ondan dolayı çok tavsiye etmeyiz yani parmak arası şeyleri, terlikleri. Evet, çok da önermiyorsunuz. Çok önermiyoruz yani. Peki ayak sağlığıyla ilgili ameliyatsız düzelme mümkün değil mi demiş bir izleyicimiz düz tabanın. Derecesine bağlı. Dediğim gibi yani sonuçta hani düz taban hani hayatını düz taban olarak tamamlayan milyonlarca insan var. Hani ameliyat olmadan. Ama hani bu sizin dediğim gibi yaptığınız meslekle alakalı, ne bileyim sportif faaliyetlerinizle alakalı. Hani bu sizin günlük hayatınızı, faaliyetinizi etkiliyorsa ameliyat olmanızda fayda var. Sonuçta hakikaten dediğim gibi ameliyatı bunu yüz güldüren bir ameliyat. Ama hani ben olmuyorum. Tabii ki olmayabilirsiniz ve hiçbir sorun, sağlık sorunu yaşamadan hani hani medikal anlamda bir sağlık sorunu yaşamadan hayatınızı tamamlarsınız. Yani, tedavi edilmezse. Yani sonuçta bu başka bir şeye ulaşmayacak. Ağrı. Yani yapacağı şey ağrı. Yani bunu da yaptığı şey dediğim gibi sizin tamamen yaşam kalitenizi düşürüyor. Onun dışında başka bir şey yapmaz. Evet, ilkokula başlarken de görsel değil de daha rahatına rahata aynen uygun öyle. Fizyolojik ayakkabılar almak lazım. Okul fonksiyonel döneminde. Ayakkabılar almak lazım. Bu eczanelerde ortopedik ayakkabı diye satılan ayakkabılar şimdi her ayağa göre dikilmiş yapılmış ayakkabılar değil ama öneriyor musunuz? Yani hiçbir hekime gitmeden. Ya ben gideyim de ortopedik ayakkabı alayım çocuğuma. Ya şunu söyleyeyim. Dediğim gibi çocuk ayağına giydiği zaman ortopedik ayakkabının tanımı benim ayağıma en rahat olan, ben kendimi en iyi hissettiğim ayakkabı benim ortopedik ayakkabımdır. Hani bu aynen yatak gibi. Hani kimi yatak hani çok fazla para verebilirsiniz bilmem ne yaparsınız ama o yatak size ne bileyim bel ağrısı yapabilir. O yatak sizin yatağınız değil. Yani ayakkabının ölçütü burada para da değil. Ya da ne bileyim onun malzemesi de değil. Hani sizin ayağınızın rahat ettiği ayakkabı, dediğim gibi her birinin ayrı bir karakteri var çünkü bu ayağın. Ayrı bir basış karakteri var. Belki de hani, çocuk rahat etmeyecek. Rahat etmeyebilir. Onu söylüyorum. Yani siz bir ayakkabıyla siz çok rahat edebilirsiniz ama bir başkası hiç rahat etmeyebilir. Bundan dolayı yani özellikle böyle çok kasmaları gerekmiyor kendi sandalyelerine. Yani mümkün olduğu kadar zaten ayakkabı kullanmasınlar. Hani çimde, kumda, şurada, burada. Sal çıplak ayak koşsun yürüsün. Evet, en önemlisi yapsın. Buydu. Altı en çizilecek cümle. Aynen bu. Ayakkabı kullanmayalım. Mümkün olduğu kadar kullanmayın. Evet, ayakkabı alırken de dediğim gibi yani çocuğun rahat olduğunu zaten şeyi fark edersiniz. Hani gün çocuğun faaliyetlerinden, aktivitesinden. Hani o ayakkabı onun kısıtlıyor mu? Onu gayet net bir şekilde algılar anne. Onun dışında çok böyle kendilerini kasmalarına gerek yok. Evet. Kalça çıkığının ayak sağlığıyla bağlantısı mutlaka var ama. Var. Yani kalça çıkığıyla var. Azaltılabilir. Şu Allah'a şükür hani kalça çıkığını hakikaten artık Türkiye'de hallettik gibi bir şey. Hani Türkiye'de çünkü hani dünya üzerinde en sık görülen ülkelerden bir tanesiydi Türkiye kalça çıkığını. Ama ne zaman ki biz bu ultrason taramasını oturtabildik diyeyim. Hani daha henüz tam oturmuş değil ama. Hani yeni doğan döneminde işte yaklaşık bir aylıkken bir ultrasonda baktığımız zaman onu gayet güzel tedavi edebiliyoruz ve tedavi ettiğimiz takdirde bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Hani bunu başarabilen az ülkelerden bir tanesiyiz onu söyleyeyim. Hani tamam Avrupa ülkeleri bunu başardı etti ama Avrupa zaten hani küçük 3-5 milyon nüfuslu ne bileyim 10 milyon nüfuslu ülkeler. Ama Türkiye tarama kolay. Yani Türkiye 80 milyonluk devasa bir ülke. Evet. Hani bir de sağlık sistemi çok homojen değil. Dağılımı çok homojen değil. Ama buna rağmen hani özellikle böyle çocuk ortopediyle ilgilenen birisi olarak şunu söylüyorum. Hani eskiden haftada 3-4 tane kalça çıkığı ameliyatı yaparken ben son 3-4 senedir neredeyse kalça çıkığı ameliyatı yapmadım gibi bir şey. Hani bunu bir şekilde basit bir bandajla şunu da bunu halledebiliyoruz. Ama dolayısıyla da indirek olarak da
ayak sorunları da ciddi anlamda azalmış durumda. Evet. Hani buradaki temel sorun, ben hep yani geriye dönük düşündüğüm için söylüyorum. Hani bu dediğimin bir bilimsel dayanağı yok. Onu söyleyeyim, yani altını çiziyorum onun. Hani bir yere dayanarak söylemiyorum. Hani sadece kişisel tecrübeme dayanarak söylüyorum. Hani eskiden biz özellikle düz taban konusunda bu kadar görmüyorduk. Bunu net olarak söylüyorum. Ha, bunun sebebi de bana göre erken dönemde ayakkabı kullanımı olduğunu evet, düşünüyorum. Bir de böyle görselliğe de çok takılıyoruz biz. Çocuğun ayağında şöyle hoş bir ayakkabı olsun bilmem. İnanamazsınız ya, neler var yani. Son bir soru sorayım hocam size. Düz tabanlığın tersi olan kavisli ayak sorunu diye bir şey var mıdır? Bunun sebebi kavisli ayak da var. Kambur ayak, yani Türkçe'de kambur ayak diye geçtiğimiz kavus ayak deformitesi dediğimiz bir olay var. Düz tabanın tam tersi. O da problem. Hani bizim şimdi ayağımız yere bastığı zaman bu ayağın altında bir yük dağılımı var. Bunun bir normali var. Dolayısıyla bunda ayak kambur olduğu zaman da bu sefer yük hem topuğa hem de ayakların ön kısmına çok fazla binmeye başlıyor. Bu da aynı şekilde ileri yaşlarda, hani 20-25 yaşından sonra ağrılar yapmaya başlıyor. Nasır yapıyor. Siz o nasırı alsanız da tekrar ediyor, nüksediyor. Çünkü ayağın yük dağılımı bozuk. Bunlar da şeyi öneririm. Eğer ameliyat boyutunda değilse bu da. Bunlar da tabanlı öneririm. Tabanlık bunda ne yapıyor? Yük dağılımını dengeliyor. Ayak altında yük dağılımını dengelediği için de onun günlük hayatını şeyin çok fazla etkilemeden gayet güzel bir yaşamına devam edebiliyor. Evet. Peki bitmek üzereyken süremiz, size hemen birkaç tane soru soralım hocam. Ay, ne kadar çok soru var. Şimdi Doruk Ayaz, aslında az önce Doruk'tan bahsetmiştik ama Doruk Ayaz. Doruk Ayaz gene bir dengeli bir isim. Yani iki ismi de kullanabiliyorlarsa şayet çok dengeli bir isim. Ama ikisini beraber kullanmalarını özellikle böyle bir isimle tavsiye ederim. Doruk Ayaz mantığını iyi kullanan, geçmişte yaşadığı sıkıntıyı unutmayan ama bunun yanı sıra da akademik olarak kendini geliştiren. Z harfleri akademik gelişmeyi çok iyi aktive eder, onu söyleyeyim. Biraz önce hani bebeklerin isimleri koyarken bunlara dikkat edin. Tabii ki isim koyarken çok dikkatli isimleri koymak lazım, sert isimlerden kaçınmak lazım. Böyle Emir gibi, Emre gibi biraz Emir, bunlar Emir çok sert isim grubundandır. R ve T harfleri mümkün olduğu kadar çok az kullanmayı veya ortalarda kullanmayı tercih ederlerse, çünkü çok sert bir frekans getiriyor. O sert frekans çocukta bir takım sıkıntıları da yaratabilir. Onun için buna dikkat etmek gerekiyor sadece. Yetişemiyorum, inanın çok soru var. Biz sizi böyle 200 saat ağırlamamız lazım. Tabii insanlar bu konuyu çok merak ediyorlar dediğim gibi. Yani fal gibi görüyorlar, aslında fal değil. Hani bunun bilimselliği yavaş yavaş kanıtlanmaya başladı. Yani bu konu biraz daha dikkat edin. Müzikte de öyle değil mi? Yani şimdi müzikle terapi diye bir şey bile var. Sağlık konusuyla ilgili. Biz birçok konuda müzikle terapi yapıyoruz. Müzik dinletiyoruz mümkün olduğu kadar. Ve yumuşak müzikler bebeklerin her şeyden önce benim... ailelere tavsiyem bebeklerine yumuşak müzikler ve enstrümantal müzikler dinlesinler. Hamileyken bile dinlediğimiz tabii, müzik kesinlikle önemli. Üzerinde hele sert böyle isimler, hani bir ara bir şey çıkmıştı ölürsem kabrime gelme istemem falan gibi böyle bu türdeki olan şeyleri asla dinletmesinler. Enstrümantal ve yumuşak olan müzikleri tercih etsinler. Hocam bitiyor süremiz maalesef. Cansu ismini söyler misiniz? Cansu son derece duygusal, mantığını iyi kullanabilen, yaratıcı, üretken. Ve iyi proje yapabilen, bolluk bereketlikle ilgili önü son derece açık olan bir isim. Evet. Ayşe Şifa. Ayşe mi Ayse mi? Ayşe herhalde. Ayşe algılaması gereği yüksek. Geçmişte yaşadığı sıkıntıyı unutmayan ve iyi proje yapabilen. Ayşe. Ayşe'dir o. Ayşe'dir. Çünkü Ayşe ismini çok koyuyor. Esas isim Ayşe'dir de ama tabii Arapça'da o çok fazla geçer ama Ayşe demek daha doğru olur. Mehmetcan'a da soralım. Mehmetcan pratik zekaya sahip olan, iletişimde oldukça iyi olan, hayattan birazcık sert ders alan ama kendi gücüyle ayakta kalmayı başarabilen, duygusal, mantığını iyi kullanan bir isim. Evet, güzelmiş o zaman. Şimdi çok fazla soru var. Ben nereden başlayacağım? Hani böyle atlamış olabilirim, sevgili izleyicimiz bize hiç kızmasın, ne olur. Alya Pera Özek. Ne değişik. Mantığını iyi kullanan, sanatsal konularda yetenekler olan, geçmişte yaşadığı sıkıntısını unutmayan... ve bunun yanı sıra hayata farklı bir şekilde bakan ve farklı bir şekilde bağlanmaya çalışan. Yine güzel anlamlar ama dediğiniz çok doğru. Şimdi izleyicilerimizin en çok kafasına takılan bence şu, yani ben bunu bilmeden koydum. Aa, ne güzel koymuşum. Annemiz, işte anneanne, babaanne, dede, işte oralardan aldığımız frekansla biz o koyduğumuz isim beğeniyoruz zaten. Tabii otomatikman benim. Doğru ismi seçiyoruz o baba zaman. Baba isimlerini özellikle babalarının, dedelerin, anneannelerin. Hele ki soyacına baktığımız zaman orada
böyle erken ölümler vesaireleri olmuş, hani onu yaşatmak için o turdaki isimleri konuyorsa koymamalarını özellikle tavsiye ederim burada. Ha, bir de onu yapıyoruz. Onu çok fazla yapılıyor. Rahmetli kendi baba işte, yani annemiz. İnsanlar o kadar enteresan ki yani oğluna kendi ismini de koyuyor yanına. Var var, evet, var, öyle çok, öyle çok insanlar ilginç. Var maalesef var. Yani işte. Neden yani kendi o adını... biraz o sıkıntıyı verir. Kendi babanın oldukça yükünün frekansını taşır. Zaten dikkat ettiğimiz zaman yaptığımız istatistik yaptık bu konuyla ilgili. Baba ismini koyanların hepsi kendisinin bir takım asabiyetle, sinirle ilgili çok ciddi problemleri yaşadığını gördük. Yani oğluna da kendi ismini koyan insanlarda bu türde sıkıntılar var. Yani biraz daha ataerkilliğe çok fazla aşırı düşkün olan insanlar bu konuda da biraz ileriye dönük çok sıkıntı yaşayabilirler. Erkekler hep dede ismini çok veriyor. Dede ismini verirler. Evet. Mesela bizim aile de dedeye ismini vermişler, herkese vermiyor ama göbek adı olarak vermişler. Yani benim adım da Kemal'di, göbek adı. Bizim sülalede herkeste, bütün oğlanlarda, hepsinde, erkeklerde Kemal ismi var mesela. Ama ben de Ferit hepsi... Kemal diyeyim artık o zaman oğluma. Valla iki ismi tekrarlayayım daha iyi. Tabii, tabii. Hem T yani, hem R. Yani esas ismini zaten söylemiyorsunuz siz. Göbek adıyla hitap etmişsiniz. Bilmiyordum ki kadar. Öndeki ismin göbek ismi olduğunu bilmiyordum. Yani biz onu Ferit i̇şte dedik. Bizim zamanlarımızda o. Ben 68 yaşındayım sonuçta. evet. Bizim zamanlarımızda o harf hiç kullanılmaz. Yani o isim hiç telaffuz edilmez ilk baştaki isim. O sadece mesela benim K. Haluk Cebe diye geçerdi. Şimdi 1970'ten sonra Kemal Haluk Cebe diye geçirmeye başladım ben. Aktif ettim yani ismini. Yani biz mantık olarak şöyle dedik, Ferit ama yanına bir isim koyalım, çok hoş durur. Durur diye. Ferit Kemal Arslan olsun dedik. Yani bu durumda Kemal asıl isim olmuş. Kemal asıl ismi, siz asıl vermişsiniz o ismi. Vermişsiniz zaten. İyi yapmışsınız. Biz şimdi buradan hep böyle anlatırken harfleri de vurguluyoruz sevgili izleyiciler. Ben okuyamamış, ismi soramamış olabilirim. O harflerden siz yola çıkın. E mi? Tabii. Böyle bir öneride bulunayım. Ezmir. Ya, benim internet siteme girerlerse zaten internet sitesinde harflerin karşılığı vesairesi var. Hatta orada evet. Ücretsiz böyle insanlar kendi isimlerini yazıyorlar, analizleri çıkıyor ortaya. Tamam. Öyle bir sistem de koyduk ki insanlar ücretsiz olarak faydalansınlar, merak ettiklerinde tatmin etsinler kendileri diye. Çok iyi yapmışsınız. Ezmir mesela ben ilk kez duydum şu an. Ezmir iletişimde iyi olan ama akademik olarak kendini geliştiren, pratik zekaya sahip olan, hassas ve duygusal ama tereddütleri olan bir isim. Evet, yani işte bakın koyarken sonradan değiştirmek için mahkemeler falan bir şeyler gerekiyor mu? Hiç gerek mu? Yok, hayır. Benim annem doğduğu zaman kadıncağızın ismi Hacer'miş. Ama anneme demişler yan tarafta biraz farklı olan bir insan yaşıyormuş. Aynı isimde olmasın, anılmasın diye. Hı-hı. Ve onun üzerine anneme Nadire demişler. Annem 82 yaşında öldü. 82 yaşına kadar Hacer ismi kaldı nüfus kağıdında, Nadire diye öldü. Yani o zaman böyle bir şey yok yani. Nüfus cüzdanında ne yazdığı önemli değil mi? Önemli değil. Hiç önemli yok onun. Nasıl seslenildiği? Hiç önemli değil. Ha. Sadece aktif ettiğiniz isim önemli o sırada. Yani onun için böyle mahkemelere gitmek, zaten şimdi yeni nüfus idareleri de değiştiriyor artık. Farklı isimler verilmişlerse hani satılmış gibi isimler de var ya, onları değiştirmek için mahkemeye başvurmanıza gerek yok. Direkt olarak müdürlüğüne gidip değiştirebiliyorsunuz öyle isimleri. Ahmet Doğan hocamızın da isminde bir sorun yok. Bir şey yapmanıza gerek yok hocam. Doğan. Çok ama güzel. Bundan sonra ben kesinlikle çocuklarıma çift isim hitap edeceğim. Tabii bence ben hitap edin daha iyi. Bugün de itibaren Ferit Kemal. Şunu fark edeceksiniz. Daha aktif olduklarını, daha farklı olduklarını, o ismin, o harflerin özelliklerini de gittikçe üzerinde taşıdıklarını hissedeceksiniz. Şimdi etkiler şu anda hitap etmediğiniz için %1, %2'lik etkilerde. Yani aile soyacındaki olan etkilerdeki gibidir. Ama hitap etmeye başlayınca çok farklı bir yapıya sahip olduklarını göreceksiniz zaten. Size dönüş yapacağım hocam. Tabii öyle. Tabii. Evet, şimdi ben birdenbire Ferit'e atıp Kemal demeye başlasam garipser çocuk. Ferit yani Kemal. Yok hayır, gerek yok onu demenize. Ferit Kemal deyin yani. Evet. Esas koyduğunuz ismi söyleyin yani sonuçta. Tamam. Niye koydunuz ki yani, göbek adı orada kalsın diye konmaz yani sonuçta işte, ifade etmek lazım. İleride yapılan bir şey varsa onu ifade etmek gerekir. Evet. Evet, süremizi doldurmuşuz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için hocam. Biz teşekkür ederiz. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. İsimlerle ilgili harfler vesaire, bu benzer isimler zaten sık rastlanan isimleri de sorduğumuz için umarım aydınlatıcı olmuştur. Evet. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet, ben anneyim bitirdik sevgili izleyiciler. Çok renkliydi. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de sevdiğiniz haftaya değil, yarın. Yarın tekrar karşınızdayız. Hoşçakalın.